16 Mayıs pazartesi sabahından günaydın diyelim. Yeni bir gün ve yeni bir haftanın başlangıcındayız. Sevgili Aziz'le manşet artıyı başlattık. Günaydın Aziz. Günaydın. Yeni bir hafta ve ülkede yaşanacaklarla ilgili stüdyo konuklarımızla gündeme ilişkin değerlendirmeler yapacağımız haftayı başlattık. Evet, bakalım hafta nasıl şekillenecek? Yeni bir hafta, yeni bir hükümet ve yeni umutlarla başladığımız bir hafta söz konusu. Ve biz de bu haftanın bu ilk gününde biraz hem çalışma yaşamını konuşalım hem biraz da tabii ki muhalefetin olaylara nasıl baktığını değerlendirelim istedik. Bu amaçta Cumhuriyet Türk Partisi Milletvekili Sayın Devrim Barçın bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş geldiniz, günaydın. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz herkes gibi. Hem akıl sağlığı olarak hem de psikolojik ruh sağlığı olarak ve bedenen iyi olmaya çalışıyoruz. Ama umutlarımızı kuşatmadan da mücadeleye bir taraftan da devam ediyoruz. Tüm halkımızla bir kez daha sizin aracılığınızdan günaydınlar. Evet. Hem siyaset hem ekonomi, iş yaşamına dair değerlendirmelerinizi alacağız ama siyasetle mi başlayalım? Bugün hükümet programı mecliste görüşülecek. Evet. Ana muhalefet olarak siz ve Halkın Partisi katılmayacak bu görüşmelere. Yaşadıklarımızla ilgili değerlendirmenizi kısa da olsa almak isterim. Ne yaşıyoruz ve bu yaşadıklarımızla birlikte önümüzdeki siyasete bakış açısı ve siyaseten yaşayacağımız gelişmelerde bizi nerede görüyorsunuz? Şimdi biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak birçok kez bu konularda açıklamamızı yaptık. Biz bu konuda ülkemizde yaşananların kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti'ndeki AKP hükümetinin bir müdahalesi olduğunu ve bu müdahaleye taraf olan Ulusal Birlik Partisi ve Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın da bu müdahaleye çanak tuttuğunu düşünüyoruz. Çok açık ve net bir şekilde. Bunun ilerleyen zamanlarda ispatlanması daha da verisel anlamda da önümüze gelecektir ama örneğin bugün Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar eğer Sayın Sunat Atun'un görevden alınmasıyla ilgili anayasanın amir hükmünü uygulayıp görevden alma talebini Ulusal Birlik Partisi'nin yerine getirmiş olsaydı bugün bu krizi yaşamamış olacaktık. Diğer taraftan Sayın Ünal Üstel'in yaptığı bir açıklama vardır ki aslında müdahaleyi tam anlamıyla da ispatlayan bir şekildedir. Tüm basın organlarına da yansımıştır çünkü kendi beyanatıdır. Ne diyor? Türkiye bize Aksa'ya ödenmek üzere yanılmıyorsam 526 milyondu. Rakamda tam aklımda olmayabilir. 500 küsur milyon TL parayı göndereceğini ifade etti diyor. İmzalanan mali işbirliği protokolüne dayanarak. Şimdi bakın bu protokol imzalandığı söyleniyor. Ama şu anda bu protokol hukuken ne Türkiye Cumhuriyeti'nde ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanmadı ve yürürlüğe girmedi. Peki hukuken yürürlükte olmayan bir protokola binaen şu andaki Sayın Üstel'in ifade ettiği şekilde nasıl bu para gelebiliyor? Demek ki belli hükümet senaryoları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bir müdahalesi vardır parasal gönderme noktasındaki taahhüdünün ispatıdır bu. Çok açık ve net. Çünkü bu protokol henüz yürürlüğe girmemiştir. Ve bu protokolün yürürlüğe girmesini bırakın. Ne biz ana muhalefet partisi olarak, ne meclisteki diğer partiler olarak, ne halk, ne sivil toplum, ne de Türkiye Cumhuriyeti bacağı içinde aynı şey geçerli. Hiçbirimiz bu protokolün içeriğini bilmiyoruz. Ve bu protokola binen bir para geldiği söyleniyor. Burada diğer nokta akla gelir hemen. Şu anda biz 4 aylık maliye bütçemizde biliyorsunuz Maliye Bakanlığı'nın resmi sayfasında yayınlanıyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde bu mali işbirliği protokolü yürürlüğe girmediği için Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri harcamalar da dahil olmak üzere reel sektöre, altyapı yatırımlarına, bütçenin desteklenmesine gelen para 0 Türk Lirası'dır. Ve biz bu çerçevede hiçbir giderine karışmadığımız askeri harcamalar için 4 ayda 194 milyon TL para harcadık. Hani biz hep kamuoyunda Merkez Bankası aracılığıyla maliyenin yaptığı borçlanmaları maaş ödedik diye tartışırız, ortaya koruruz ve yine maaş ödemek için maliye borçlandı diye manşetler atarız. Aslında rakamsal verilere baktığımızda 194 milyon TL yani askeri harcamalar için borçlanıyoruz. Bu çok açık ve net ortadadır. Peki buradan şu soru akla gelir. Eğer bu mali işbirliği protokolü imzalandığına rağmen hukuken yürürlükte olmadığı için bu kaynak ülkemize gelmiyorsa nasıl olur da Aksa'nın borcunu ödemek için bu mali işbirliği protokolüne binaen
bu 500 küsur milyon para çat diye gelebiliyor. O zaman neden askeri harcamalar için bu 194 milyon para Mali İşbirliği Protokolü yürürlüğe koymadan bizim ülkemize gönderilmedi ve bizim halkımız bu faiz yükü altında ezdirilmeye devam ediliyor? Bu sorular akla geldiği noktada siyaseti bütünlükle okuduğumuz zaman şu anda Türkiye'nin kurulan ilişkilerin eşitler bir ilişki olmadığı, sağlıklı bir ilişki olmadığı, ama şunu da unutmayalım ki müdahale eden bir yapı varsa diğer bir tarafı da vardır. O da müdahale edilendir. Ve burada müdahale edilenin de pozisyonunu konuşmamız, aldığı tavrı tartışmamız bu ülkedeki siyasi iradenin ortaya çıkması açısından büyük önem atfetmektedir. Biz bu noktada Ulusal Birlik Partisi'nin siyaseten dirayetli bir duruş sergilemediğini çok açık ve net bir şekilde ortaya koyuyoruz. %60 ile seçilmiş bir parti başkanı oradayken bu görevin de başka bir vekile verilmesini, herhangi bir konsensus da olmadan, yani Sayın Sibel Sibel hükümetinde hatırlayalım, bir konsensus olmuştu seçime gidilmesine yönelik ve başka bir vekile verilmişti. Yani verilemez, anayasaya aykırı bir pozisyon yok değil. Ama Sayın Faiz Sucuoğlu %60 oyuna seçiliyor. MYK'sı açıklama yapıyor ki kesinlikle parti başkanımızdan başkasına bir görev verilmeyi kabul etmeyeceğiz. Ve Sayın Ersin Tatar diyor ki çarşamba gününü bekleyeceğim Ulusal Birlik Partisi'nin yetkili organlarını. Ve ne olup ne bitiyorsa alelacele o çarşamba günkü toplantı yapılmadan Sayın Ünal Üstel'e bu görevlendirme veriliyor. Dolayısıyla dediğim gibi burada müdahale eden kadar müdahale edilenin pozisyonunda tartışma yaşayandır. Ve biz bu sebepledir ki bu yaşanan tüm süreçleri izah ettim size. Bu hükümetin kuruluşunu meşru görmüyoruz. Ne yapılacağı konusu, yani partinizin nasıl bir tavır alacağı konusu, geçen hafta genel başkanınız stüdyoda konuğumuzdu. Parti yetkili organlarında tartışılacağını, değerlendirileceğini ifade etmişti. Bu tartışma sürecini yapıyor musunuz kendi içinizde? Yani nasıl bir tavır sergileyecek meşru olarak görmediğiniz bu yapıya karşı? Tabii ki bu akşam parti meclisimiz var. Zaten başkanımız da ifade etmişti. Orada enine boyuna bu konuları tartışacağız. Benim şahsi fikrimi ifade edebilirim. Dediğim gibi partimizin kurumsal anlamdaki fikri bu akşamki parti meclisinde oluşacaktır. Bu hükümetin kendisi meşru olmayabilir ama sonuçta bir 3,5 ay önce yapılmış bir seçim var. Yani meclisin iradesi meclisin meşru iradesi olarak noktasında şu anda şu anda meclisin iradesini ben şahsen başkanımızın da ifade ettiği gibi meşru görüyorum bu zeminde. Kaldı ki meclisin içerisinde bulunup mücadele etmenin kendisinin sokakta mücadeleyi engellemeyeceğini ve kesinlikle meclisin sadece bir meclisten ibaret bir mücadelenin de yanlış olacağını, bunun sokak ayına sivil toplum örgütlerine birlikte bir müdahaleye karşı siyasi iradenin yeniden tecelli etmesi adına bir mücadele yürütülmesi gerektiğini ortaya koyuyoruz. Sokakta mücadele etmenin kendisi mecliste olmamayı gerektiren bir mücadele değildir. Bugün biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak mecliste olmasaydık, çok net ifade edelim ve aynı zamanda belediye çalışanları sokakta olmasaydı, bugün hiçbir bilimsel temeli olmayan ve belediyeler reformu diye adlandırılan yasa tasarısı meclisten geçmiş olacaktı. Biliyorsunuz birçok protokoldaki bu protokolda da olduğu söyleniyor ama göremedik. Toplu iş sözleşmelerine, bu ülkedeki sendikal düzene, örgütlü yaşama müdahale etmeye yönelik taahhüt edilen bir ekonomi mali işbirliği protokolü imzalandığı ve buna binaen yasaların yapılacağı ortaya konuluyor. Eğer biz bu mecliste daha önce de yine Ulusal Birlik Partisi'nin imzaladığı, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin reddedip imzalamadığı ve kaynak akışı olmayan bu protokol eğer biz mecliste olmazsak ve yürürlüğe konulur bu yasalar, bu ülkede örgütlü mücadeleye ciddi anlamda bir sekte vurur. Dolayısıyla dediğim gibi bu akşam biz parti meclisimizde bu konuyu enine boyuna değerlendirip nasıl bir mücadele hattı izleneceğini belirleyeceğiz. Ama ben şahsi fikrim öznelinde partimizin de yaptığı resmi açıklama binaen de şunu net bir şekilde ortaya koyuyorum ki salt mecliste bir mücadele değil, sivil toplum ve halkın kendisiyle birlikte bu müdahale ve siyasi iradenin tecellisi için sokakta da mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu iş sadece sokakta da değil, çift bacaklı bir mücadeledir. O yüzden de mecliste de kalınması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Peki, tabii
Bir de ekonomik durum var. Ekonomik evet. mücadele diyelim. Ekonomik sorunlarla mücadele var. O ne olacak? Şimdi konu askıya mı aldık, rafa mı kaldırdık? Önce daha aciliyeti olduğunu düşündüğünüz bu konu mu var? Bu nokta mı var? Buna mı odaklanacaksınız? Hayır. Yani zaten müdahalenin kendisini bir şekilde ortaya koyan da hep parasal ilişkiler üzerinden oluyor. Dolayısıyla biz bu ülkede, bu memleket bizim, biz yönetelim dediğimiz noktanın ana ekseni de mali ve ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde duran bir ülke yaratmaktır. Siz eğer kendi ayakları üzerinde duran ve mali olarak bir yerlere bağımlı olmayan bir iktisadi, bu ülkede bir ekonomik yapı ortaya korsanız, siyasi olarak da iradenizi belli bir yerlere teslim etmezsiniz ve kendi ayaklarının üzerinde durarak eşitler bir ilişki kurarsınız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ne veya Türkiye'ye düşman bir siyasal parti değiliz veya bireyler de değiliz. Biz tüm dünyadaki ülkelerdeki yöneticilerle kurduğumuz gibi eşitler bir ilişki kurma istiyoruz. Siz de takdir edersiniz ki tüm dünyada ekonomik yapı, ekonomik ülkenin ekonomik gücü bu ilişkilerin kurulmasında çok büyük belirleyici ana bir unsur olmaktadır. Dolayısıyla eğer biz bu ülkede kendi siyasi irademizden bu memleket bizim, biz yöneteceğiz diyorsak, ki diyoruz, bunun ana noktası da ekonomidir. Çünkü mali olarak bir yere bağımlı kalmamak, talimat almamayı, biat etmemeyi de ortaya kor. Bu sebepledir ki biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak sürekli kalkınma planları ortaya koymamız, bu ülkenin sadece bir yılını, iki yılını değil, beş yılını, on yılını bilimsel veriler temelinde planlayıp bu plan ekseninde Türkiye'nin eşitleri bir ilişki kurup o plandaki kaynak sıkıntılarımızın diyaloğunu kurmamız gerektiğini ortaya koyuyoruz. Şunu çok net bir şekilde ifade etmek isterim ki ben de kamu görevinden gelen bir insan olarak Türkiye'den maaş ödemek için para alma ilişkisinin kurulmasından ben adım gibi eminim ki siyasal görüşü fark etmeksizin tüm kamu çalışanları da rahatsızdır. Rencide olucudur. Rencide olmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin eşitler bir ilişki kurmanın temeli de bizim bu ülkedeki kayıt dışılıkla mücadele edip gerçek gelirlerimizi ortaya koyup kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmamız gerekir. Mesela yine bir de algı yaratılmaya çalışılıyor. Onu da ifade etmek isterim. İşte Türkiye'den kaynak gelmezse benim yaptığım bazı sosyal medya paylaşımlarının haberleştirildiğinde altındaki yorumları okuyorum. Bazen üzülüyorum. Çünkü sadece manşete bakıyorlar, içeriğini okumuyorlar. Rakamlarla yaptığım açıklamada biz şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nden kaynak almamamıza rağmen 4 ay boyunca askeri harcamaları da dahil yerel gelir, yerel gider dengesinde 422 milyon artıdayız. Bakın. Şimdi bunlar benim verilerim değil. Bunlar Maliye Bakanlığı'nın resmi verileri. Şimdi maaşları ödüyor muyuz? Ödüyoruz. Burslar son olarak ödendi mi? Ödendi. 2 aylık ek mesaileri bile ödendi. Müteahhitlerin paraları ödendi mi? Ödendi. İşte bazı hayvancılığın, tarımcılığın paralarının ödemeleri yapılıyor. Bu noktada akla şu geliyor. İşte bu mali işbirliği protokolü imzalanmazsa kaynak akışı olmaz. Dolayısıyla biz önümüze ne konulursak Ulusal Birlik Partisi'nin zihniyeti olduğu için söylüyorum. Bu kaynağın gelmesi için biz önümüze geleni imzalarız noktasını. Aslında siyasi iradeyi Türkiye'ye teslim etmenin elinizdeki verilerine baktığınızda kendi yönetiminizdeki maliyede gerek olmadığını ortaya koyuyorum. Ve burada azıcık diyorum azıcık onur, haysiyet ve siyasi irade gösterilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Askeri harcamalar 194 milyon bunu çıktığımızda ki bunun Türkiye'den geleceği taahhüt edilir her zaman. Çünkü tüm gideri Türkiye Cumhuriyeti belirlenir. 227 milyon TL bütçemiz artıdadır. Yani askeri harcamalar için taahhüt edilen kaynak geldiğinde sadece şeyi geçiyorum. Yani reel sektördür, altyapıdır falan filan. Bu 4 aylık dönemde askeri harcamaların geldiğini varsayarsak 422 milyon. Şimdi biz bu 422 milyondan gelmese 220 evet gelmese 227 milyon. Yani dedik ki biz tamam yani askeri harcamalara da hiçbir şey gelmiyor. Şu anda 227 milyon. Bu dengelilik yani bu gelir gider tablosu içinde kamu maaşları da var mı? Tabii yani, tabii. Hani gider kısmında onlar da. Tabii tabii ve ilginç bir şey daha söyleyeyim. Onu da dün akşam incelerken şey yaptım.
mesela avanslar alır ya devlet ve avans dahil açığımız şu anda yerel gelir, yerel giderde 204 milyon artıda. Askeri harcamaların gelmediği noktada avans dahil 9 milyon artıda. Yani artıda bir bütçe var. Bunu olumsuzlamak için söylemiyorum. Bu rakamları olumlu görüyorum. Ve sorunun ve düşünün bu daha bu ülkede herkesin sokakta, kahvede, kafede, muhabbette ne kadar kayıt dışı ekonominin varlığından bahsettiğimiz, daha fazla gelirlerimizi arttırmak adına işte forex yapacağız, sanal bet yasasıdır ve benzeri yasalarla işte vergi düzenlemelerinden daha fazla vergi toplayacağız denilen bir pozisyonda bunlar yapılmadan artı olan rakamlardır. Bakın. Kayıt dışılığa rağmen. Evet, kayıt dışılığa rağmen. Şimdi buradaki sorun şudur. Siz bu 422 milyonla okul da yaparsınız, hastane de yaparsınız, asfalt da dökersiniz, altyapınızı da yaparsınız. Tamamını yaparsınız demiyorum. Şununla ilgisi olabilir mi? Ben bilmiyorum, tabii. Soruyorum. Yani öğrenmek tabii, için. Tabii ki. Bazı vergilerin dönemi var ya, onunla ilgisi olabilir mi? Çok güzel. Gelirin artışı. O verginin dönemi Mayıs ayı. Evet, daha gelmedi. Yani. Gelmedi. Yani bir de geldiğini... O da yani daha artıracak. Artı evet, kesinlikle. Şimdi biliyorsunuz bankaların ve finans kooperatiflerinin geçici kurumlar vergisi vardır artık. 3 ayda bir ödenir. Önceden yıl sonu beyan edilir, işte Nisan ayında ödenirdi. Şimdi 3 ayda bir peşin ödenir gibi oluyor. 3 aylık verginin ödeme dönemi Nisan'da beyandır, Mayıs'tadır ödemesi. Yani Mayıs'ta gelecek olan az önce ifade ettiğim alandaki geçici kurumlar vergisiyle bu rakam daha da artıya gidecektir. Dolayısıyla tam da işte bu noktada bizim ödeyebilme kapasitemiz varken o zaman bu ülkede biz neden ilaç sıkıntısı yaşıyoruz değil mi? Neden biz o zaman prim desteklerinde sıkıntı yaşıyoruz sorusu akla gelir. İç borç neden oluyor. Ben i̇ç borç neden oluyor. Evet, şu an. İç borç neden oluyor. Ben bu konuda net olarak şunu ortaya koyuyorum. Bunca zamanki sendikal ve siyasal yaşamdaki tecrübeme binaen. Mali yönetim sadece maliyeyi artıya geçirme üzerinden bir beceri elde ettiğini ve başarılı olduğunu düşünen bir yönetim yapısıdır. Ama yani bunu ekonomi, bir başarı olarak evet, atletmiyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Evet, bunu şu anlamda başarı olarak atletmiyorum. Eğer siz mali olarak bakarsanız başarılıdır. Şu andaki ben Maliye Bakanlığı'ndaki yapının dediğim gibi az önceki tecrübeme binaen de onlar için başarı bütçenin artıda olmasıdır. Ama ekonomi maliyeden ibaret değildir. Özel sektörü vardır. Az önce ifade ettiğim gibi vatandaşın beklediği hizmetler vardır. Ekonomik aktivite anlamında bu kaynağın ekonomiye kazandırılmadığı noktada isterseniz bu artı Türkiye'den bir kuruş almayın. 1 milyar TL olsun. Sokaktaki Ayşe Aba, Ahmet Dayı için bir şey anlam ifade etmez ki. Dolayısıyla burada tartışmamız gereken ve bizim de siyaseten mecliste de benim de defaat kez kürsüden de ifade etmeye çalıştığım husus, siz elinizdeki kaynağı adil dağıtmıyorsunuz. Sorun var olan kaynağın halka adil dağıtılması sorunudur. Örnek veriyorum, nasıl diyorlar? Mesela şu anda biz %65 yanında çalışanların sigorta prim desteği veriyoruz işverene. Değil mi? Bu %65'in maliyetinin yaklaşık 300-400 milyon asgari ücret artarsa belki 500 milyona dayanacağı ortaya konuluyor. Şimdi demek ki bu kaynak var ki 500 milyona yakın bir prim desteği veriliyor. Buraya kadar her şey normal. Ama biz bu prim desteğinin %65'ini, bakın bu prim desteğinin %65'ini pandemide kapanmayan, hiçbir gelir kaybına uğramayan kesimin işverenlerine dağıtıyoruz. Dağıtıyoruz. Ve diğer taraftan benim hayvancım, çiftçim, kendi nam ve hesabına çalışan kasabım, ayakkabıcım 1 TL prim desteği alamıyor. Neden? Çünkü o kendi nam ve hesabına çalışıyor diye. Bunu defaat kez uyardık. İşte bakın, vatandaşın adil gelir dağılımı noktasını görmemesi buradan kaynaklıdır. Sizin elinizde 500 milyona yakın bir kaynak oluşacak. Siz bunu prim desteği olarak verdim diye lanse edeceksiniz. Ama bunu maalesef az önce ifade ettiğim gibi gelirleri pandemi dönemi artan ve veya eksilmeyen sektörlere dağıttığınızda ondan nemalanan zaten 3-5 tane büyük iş insanı oluyor. Ama sizin o tarafta esas piyasayı canlı tutan ve halk dediğiniz küçük esnaf kesimine
hiçbir şey vermeyi önünüze koymuyorsunuz. Bu konuda eleştirinin yanında alternatif öneriler de yaptık. Buradan bir kez daha sizin aracılığınızdan da ifade etmek istiyorum. Bugün gerçekten zorda olan kesim esnafımızdır. Peki biz işveren pozisyonunda olanlara nasıl bu prim desteğini yapacağız diye Çalışma Bakanlığı'ndan bana soruyorlar. Çok basit. Bu prim desteğini kendi nam ve hesabına çalışan işveren noktasında ayırmak mı istiyorsunuz? O zaman esnaf ve zanaatkarlar odasına kayıtlı olma koşulu getirin. Yani bir iş insanı büyük patrona yapın demiyorum bu desteği kendi nam ve hesabına. Onun ayrımını yapacaksanız esnaf ve zanaatkarlar odasına kayıtlı olup faaliyet yürüten esnaflara bu desteği yapın yanında biri çalışmıyorsa. Çünkü biliyorsunuz bugün esnaf dediğimiz yapı, küçük esnaf dediğimiz yapı tek başına kendi nam ve hesabına çalışıyor. Yanında biri çalışıyorsa zaten o yanındakinin prim desteği aldığı için okey, ona sorun yok. Ama çok büyük bir kesim var böyle ve mağduriyet yaşıyorlar. İşte tam da bu sebeple asgari ücretin yükselmesine de haklı olarak isyan ediyor bu küçük esnaf kesimi. Oysa siz bu prim desteğini dediğim gibi hak eden noktasında verseniz asgari ücretin o mükellefiyetini de devlet olarak prim desteğinde üstleneceğiniz için asgari ücretin ödemekte de zorluk çekmeyeceğinden yükselmesine de isyan etmez. Bugünlerde yeniden asgari ücret konusu tartışılıyor. Evet. Yani süreç bizi nereye götürür noktasında değerlendirmenizi alalım ama örneğin bugün Kıbrıs Gazetesi sefalet ücretiyle sefil bir yaşam başlığını atmış ve yıllar itibariyle de döviz karşısında asgari ücretin geldiği pozisyonu özetlemiş. Şimdi hem söylediğiniz noktada yapıyı gözden geçirmek hem de asgari ücret konusunda yeniden bir artışın olası olduğu bu süreçte ya da tartışmaya açıldığı bu süreçte dengeyi her iki tarafın korunacağı şekilde nasıl kurabilecek peki sistem? Şimdi bu yönetim zihniyeti bunu kuramaz. Ama biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak nasıl kurulabileceğini ortaya koyuyoruz ve bu kurma iddiasıyla zaten siyasal mücadelemizi de yürütüyoruz. Öncelikle bunu da ifade edeyim. Şimdi neden kuramaz? Sorunun temelini ekonomide, sorunun temelini doğru tespit etmezseniz Baykan Hanım, doğru çözüm önerileri de bulamazsınız. Şimdi yaşanan ekonomik krizden ilgili kalkıp yaptığımız konuşmalarda mecliste bize verilen, oraya bağlayacağım, bize verilen cevap ne oluyor? Tüm dünyada kriz oldu. Rusya'da Rusya-Ukrayna savaşı oldu ve bir pandemi oldu değil mi? Şimdi siz sorunu bu şekilde tanımlarsanız bilimsel olarak doğru çözüm önerileri bulamazsınız. Çünkü bizim ülkemizde ve Türkiye'de yaşanan sorunun temeli bu değil. Neden değil? Bakın dünyada bu krizle birlikte son 20 yılın 25 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor Avrupa ülkeleri. Ama bu oran Belçika'da %9.3. Güney Kıbrıs'ta %8.6, Malta'da %4.9. Yani her 1000 birimlik gelirde Güney Kıbrıs'taki bir vatandaş 86 birimlik kayba uğruyor. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her 100 birimlik gelirde %88.81 enflasyon var, 88 birim kayba uğruyor. Ya 10 katı. Bravo. Yani Güney Kıbrıs'ın %932 daha üstünde bir enflasyon oranına sahip olduğumuz bir yerde siz bunu tüm dünyada kriz var diye tanımlarsanız sorunu doğru tespit etmediğiniz için çözümü de doğru bulamazsınız. Bu enflasyonist yapılarda o yüzden biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak çok net bir şey söylüyoruz. Siz eğer sorunun temelini Türk lirası olarak ortaya koymazsanız biz Türk lirasının para politikasına yönelik kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı politikalara müdahil olma hakkımız yoktur. O kendisi kendi iç dengesinde bakın kur korumalı mevduat yapısı geliştiriyor, prim desteği veriyor, asgari ücreti teşvik desteği veriyor, bir şeyler yapıyor, döndürmeye çalışıyor. Ama bunun bize yansıması çok daha fazla oluyor. Şimdi biz asgari ücreti bugün açlık sınırı 7.939 TL oldu. Kıtamsın açıkladığı açlık sınırı. Siz bugün asgari ücreti 10 bin lira yapın. Siz Türk lirasına yönelik bu para politikasıyla ilgili Türkiye'yle bir müzakere süreci işletmezseniz veya Euro'ya geçme noktasında bu ülkenin kuzeyi de Avrupa Birliği toprağıdır ama mutasabakat dışındadır. O yüzden burada da Euro noktasında para arzı Avrupa Birliği bize vermek zorundadır. Biz evetimize sahip çıkıyoruz diye Avrupa Birliği'yle ilişkileri geliştirmemiz en temel olmazsa olmazımızdır.
Bunu yapmamız lazım. Bunu da yapabilecek olan Annan Planı'ndaki EVT'e sahip çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla siz asgari ücreti 10 binde yapsanız 3 ay sonra o 10 bin liralık alım gücü yine 7 bin liraya düşecek. Bu enflasyonist yapıda. Dolayısıyla başta çözmemiz gereken sorun Türk lirasından kaynaklı bu sorunun ortaya çıktığını tespit etmektir. Bunu kabul etmezsek, bakın ben verilerini ortaya koyuyorum. Hem kabul etmek hem de bir diyalog tabii, yolu kurmak aynen. Yani bunu, gerektiğini çünkü söylüyorsun. Bunu kabul etmezseniz çözüm noktasında ne Euro'yu tartışırsınız, ne Türk lirasıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nde yaratılan enflasyonla aradaki senyoraj vergisini tartışırsınız. Siz sadece bu ülkedeki ekonomik ilişkilerdeki sorunu Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve pandemiye bağlarsanız, dediğim gibi asgari ücreti bugün 10 bin lira yapın. Yarın 3 ay sonra onun alım gücü yine 7 bin liraya düşecektir. Ve ikinci bir tespit yapmamız lazım. Asgari ücretin alım gücünü koruma noktasında. Bakın, biz Türk lirası kullanıyoruz. Geçtim bütün diyalogdur, ilişkidir, hepsini geçiyorum, protokoldur. Şimdi dünyanın ana vatanı olan bir para birimini başka bir ülke göstereyim bana ki kullanacak. Mesela Euro zonda olmayıp, yani Euro Avrupa Birliği'nde olmayıp Euro kullanan veya Amerika Birleşik Devletleri doları kullanan Amerika dışındaki başka ülkeler var. Mesela ben onlara baktığımda o ilgili para biriminin ana vatanındaki enflasyonla o ülkedeki enflasyon maksimum %1, %2. Fark olarak. Yani atıyorum bugün yanlış hatırlayabilirim, Kosova mıydı Euro kullanan Avrupa Birliği'nde olmayıp tam hatırlayamadım, kusura bakmayın. Yani Avrupa Birliği üyesi olmayıp Euro kullanıp Avrupa Birliği enflasyon ortalamasından üstü %1, %2. Şu anda Türk lirasının ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti'ndeki enflasyonun %26.92'sinden daha fazla bir enflasyon var KKDC'de. Bakın, ana vatanı TL oradaki enflasyon oranından %26 bir enflasyon var bu ülkede. Bu ne demektir? TL'yi tartışmanın dışında bu %26'yı yaratan enflasyon bu ülkedeki siyasal iktidardır ve ekonomi yönetimidir. Nedir bunların sebebi de baktığımızda, ben yaptığım araştırmalar çerçevesinde şunu çok net ortaya koyabilirim ki bu %26.92 kesinlikle ve kesinlikle navlundur, KDV'dir, gümrüktür, döviz kurundaki değişimde 4 aylık veri olduğu için söylüyorum. Mayıs ayında döviz yükselmeye başladı. %4'tür mesela 4 aylık dönemde dövizin yükselmesi. Bu %26.92'yi açıklamıyor. Demek ki burada bizim Güney Kıbrıs'ta, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin en büyük liberal Avrupa Birliği ülkesi dememize rağmen bizim 1970'lerde yaptığımız yasayı geçen ay meclisten geçirdiler. Ne yaptılar? Temel tüketim maddelerinde tüccarın satışında azami kar marjı belirlediler. Bakın, nah demiyorum, tavan fiyat demiyorum. Bir tüccara dediler ki, temel tüketim maddelerini belirlediler ki bizim elimizde bu yasa vardır. Bu yetki de şu anda Sayın Olgun Amcaoğlu'ndadır. Enerji Bakanlığı'nda. O da ayrı bir tartışma. Enerjiyi yönetmeyen bakanlığın adı enerji. Bunu yaptılar. Ne yaptılar? Mesela diyeceksiniz ki kardeşim, sen bütün maliyet unsurlarını, personel, elektrik, taşıma, kur riski, bunların hepsini zaten metodolojik hesaplama yöntemleri belirlenmiştir. Bakın, Güney bunu yaptı. Sen, örnek veriyorum, %50'den fazla bu malı kar koyarak satamazsın. Bunu yaparsan zaten denetim yapabilirsin. Bunu yapmazsan denetim yapamazsın ki. Yani ben bugün ekonomi bakanı olayım. İlgili mal ve hizmetler yasası uyarınca gerekli önlemleri almaya yönelik bir bakanlar kurulu kararı üretmezsem ben markete gittiğimde neyi denetleyeceğim ki olmayan bir karar varsa? Dolayısıyla böyle işte marketleri gezeceğiz, denetleyeceğiz söylemlerin de vatandaşımızın çok itibar etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü olmayan bir kararı sadece gidip marketlerdeki fiyatların ne olduğunu gözlemleyebilir. Hukuken ve ekonomik anlamda hiçbir müdahalede bulunamazlar. Diyorum bir kez daha üzerine basa basa, bu %26.92 Kuzey Kıbrıs'ta
bizim ülke yönetimimizin yarattığı bir enflasyondur. Ciddi bir enflasyondur. Bakın, Türkiye'yle bu enflasyon oranı hiç olmasa, Türkiye'de %66'larda, bu %26.92 olmasa, bugün her 1000 liralık gelirimizde 261 TL'miz daha cebimizde kalacaktı. Bu 3000 lirada 750 liradır. 7000 lirada siz düşünün. Az para mı arkadaşlar? Yani 7000 lirada %26, %30 diyelim düz hesap, her şey açılıyor. 2100 liradır. Yani bugün bir asgari ücretlinin alım gücündeki 2100 liralık kaybı yaratan bu ülkedeki ekonomi yönetimidir. Evet, Türk lirasını az önce girişte ifade ettiğim gibi sorunun temeli görüyorum. Bunları Türkiye'yle tartışmamız gerektiğini ortaya koyuyorum. Avrupa Birliği'nin Euro'ya geçme noktasında bir an önce bir irtibat kurulması gerektiğini söylüyorum. Ama bunun yanında dönüp kendi ev ödemelerimize de bakmamız gerektiğini ve bu sebeple bu enflasyonu çözmeye yönelik ekonomi politikaları geliştirmemiz gerekir. Yoksa siz yarın Euro'ya geçseniz de bu ülkede dediğim gibi o kuralları uygulamazsanız, işte Güney Kıbrıs niçin bu yasayı yapıp azami kar marjı belirleme getiriyor tüccara ya da büyük sermaye? O da euro kullanıyor. Enflasyonu da bizimkinin 10 katı daha aşağısı. Demek ki bu serbest piyasa ekonomisinde kendi ülke koşullarında yüksek enflasyonist yapı oluştuğunda buna devletin müdahale etmesi gerekiyor. Şimdi euro konusu tamamen gündemden kalktı diyebilir miyiz? Yani euroya geçiş konusu seçim döneminin en tartışmalı konusuydu. Evet. Yani bizim için hayır. Yani biz bu konuyu şartlar anında, ve koşullar yani hiç fark etmez. Yani şudur. Bu ülkedeki siyasi mücadelenin kendisini salt bir yere endekslememek gerekir. Yani bu ülkede sağda olsun solda olsun bunu bir öz eleştiri olarak veya bir eleştiri olarak da algılayabilirler ama siyaset yapmayı hep bir gündem üzerinden açıklama yaparak veya bir politika geliştirerek veya onun üzerinden sokağa dökülmek olarak okumaktır. Aslında Kıbrıslı Türklerin siyasette yaptığı en büyük hata. Bu da aslında bir ekip kuramamanın göstergesidir. Çünkü siyaset dediğiniz olgu bugün bir müdahale vardır, buna karşı mücadele ederken siz sorunu Türk lirası koyuyorsanız aynı anda sizin bu Kıbrıs'ta Kıbrıs sorunun çözümü noktasında anlam planınızdaki evetinize sahip çıkıp çözümün federasyon olduğunu, çözümün federasyondan geçtiğini ve bizim evetimize binaen Avrupa Birliği'nin verdiği sözlerini yerine getirmek adına bununla ilgili tüm siyaseti de kurabilecek bir yapıda olmanız gerekir. Yoksa bu ülkede kalırsınız, birileri gündemi belirler ve hapsolursunuz. O yüzden bizim için Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak euro kullanımı kesinlikle gündemimizden kalkmamıştır. Tam aksine dövizin bugünlerde yine hareketlendiği bir yapıda tekrardan bizim gündemimizde olan da halkın gündemine maalesef üzülerek gelmeye başlayacaktır. Çünkü Türkiye'de görüyoruz kur korumalı mevduat yapısı, dövizdeki yükselişi Merkez Bankası'nın döviz satarak müdahale etmesiyle bir şekilde tutabiliyor. Ama bunu uzun süreli tutamayacağı Türkiye'deki büyük ekonomistler tarafından da ifade ediliyor. Özellikle doların Fed'in faiz karar, artış kararı sonrası görüyorsunuz. Dolarda ciddi anlamda bir artış söz konusu. Güçlenme var aslında. Evet. Ve aslında buna müdahale edemediğini Türkiye Cumhuriyeti nasıl ispatlamış oldu? Biliyorsunuz saat 4 itibariyle, 16 itibariyle döviz işlemlerinin yapılmasını Türkiye Cumhuriyeti yasakladı. Geçen hafta. Yani artık saat 16'dan sonra döviz alım satım işlemi Türkiye'de yapamıyorsunuz. Kapatma saatini erkene çekti. Çünkü neden? Amerika borsaları açılıyor. Oradaki olumlu havanın yansıması Türkiye'ye olumsuz yansıdığı için bunlar palyatif çözümler. Yani ama bize şunun sinyalini veriyor. Yani bizi çok üzülerek ifade ediyorum. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti seçime gider ayak halkın rezervlerini bu dövize müdahale etme anlamında kullanıyor. Ama bu kaynak bir şekilde bitecek. Zaten bitti eksi rezervlerde. İşte biliyorsunuz geziyor. Yıllarca eleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşmalar yapıp para bulmaya çalışıyor ama gidilen köyün minareleri maalesef iyi değil. O yüzden bizim bir an önce Türk lirasından çıkıp euro kullanmaya yönelik Avrupa Birliği'yle bu konuda istişarelere başlamamız lazım ve her zaman da gündemimizde. Orada şimdi ne kadar ip vardı, bağ vardı tartışılır ama ipler koptu mu Avrupa Birliği ile aramızda? Bir uzaklaşma mı var? Nedir durum? Yani şu anda tabii ki bir uzaklaşma var.
Bu ama önemli olan daha doğrusu bu uzaklaşmanın nedenini de yine doğru tanımlamamız lazım. Sonuçta şu anda bizim muhatap alındığımız nokta Kıbrıs Türk liderliği olarak Cumhurbaşkanlığı mevkidir. Eğer siz bir taraftan hem Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki garantörlük haklarımı kullanarak ben adanın bütününde çıkarılacak gazda hak istiyorum diyeceksiniz. Hem diğer taraftan anlam planındaki federasyona evet dediğim için açıklama yapıp Avrupa Birliği gününde işte verdiğiniz sözleri tutmadı diyeceksiniz. Arkasına da diyeceksiniz ki biz iki egemen eşit devlet temelinde çözüm istiyoruz. Federasyon bitmiştir diyeceksiniz. Şimdi siz bu üç bacakta işinize geldiği gibi konuşup ilkeli ve nereden ne söylediğinizi doğru bir şekilde ifade etmeyen bir siyaset ortaya korsanız Avrupa Birliği'ni tutar. Şimdi Avrupa Birliği'yle bizim ilişkilerimiz hangi zaman gelişmişti? Federasyon dediğimiz zaman, çözüm dediğimiz zaman ve anlam planınızdaki evetin iradesini Avrupa Birliği'nde müzakere ederek tartıştığımız zaman Avrupa Birliği'nden ipler sıkı sıkıyaydı. Ama siz kalkıp o zemini yaratan anlam planını eleştirirseniz, federasyon ölmüştür derseniz ipler tabii ki doğallığında kopar. Oysa biz bugün şimdi bir çalışma da başlattık bu konuda Doğuş Deri arkadaşımdan. O da şu, Avrupa Birliği'nde biz anlam planına evet dediğimiz için biliyorsunuz bize mali yardım yapıyor. Altyapı olsun, belediyelere, bazı küçük esnafı destekleme olsun. Bu konuda aktarılan kaynak rakamı Türkiye'nin aktardığı altyapı yatırımlarından daha fazla. Dolayısıyla biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak her zaman söylediğimiz gibi çok net söylüyoruz. Bu ülkedeki asli çözüm federasyondur ve bizim olmazsa olmazımız uluslararası siyasette anlam planındaki evetimize sahip çıkacağız ve bu evette bize verilen sözlerin yerine getirilmesi için Avrupa Birliği'yle ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Ama bu ilişkileri federasyon ölmüş bitmiştir, iki egemen eşit devlet diyerek yapamayacağımızı da bileceğiz. Bunu da çok net ortaya koyuyorum. Dolayısıyla bunu yapacak siyasi irade de CTP'de vardır. O yüzden biz bu halkın yavaş yavaş söylediğimiz gerçekliği gördüğünü hissediyorum, geziyoruz, görüyoruz. Ve maalesef yine hiç kimse seçim istemese de giden aritmetik, meclisin aritmetik yapısında gözlemlediğimiz maalesef bir erken seçime doğru da gidiyoruzu söyleyeyim. Girmeden bu AB konusunda şunu sormak istiyorum. Yani sadece federasyon desek de olmuyor. Bizim bir ev ödevimiz var. Yani bir AB uyum yasalarımız vardı. Tabii. Ne oldu o? Bitirdik mi? Yaptık mı hepsini? Hayır, zaten şimdi ben 4 ay oldu işte meclise gireli. İdari İşler Komitesi'ne girdik. Belediyeler reformu denilen yasa geldi biliyorsunuz. Her hükümet bozulduğunda bütün yasa gelen, yasa tasarıları, önerileri kadük oluyor. Biz Avrupa Birliği'yle ilgili, uyum yasalarına ilgili komiteyi kuruyoruz. İşte 5. hükümet olmadı mı bu? 4 mü 5 mi? Artık karıştırdım. Ben saymayı bıraktım. Ya 4 ya 5. Şimdi 4 ayda sanırım 4. 5. defa kadük oluyor. Çünkü mali yasalar yapmıyoruz abi, uyum yasaları özellikle. Yok, haklısınız. Euro'ya nasıl geçeceğiz? Yani en azından onu yapmamız lazım ki tabii, talep edebilelim. Tabii canım, yani sadece Euro'ya geçelim demekle Euro'ya geçilmez. Yani Euro noktasında senin az önce ifade ettiğim gibi, yani işte Güney Euro'da ama kendi ekonomik dengeleri anlamında yapması yani gereken. Euro'ya geçmek bir ruh hali değil işte, tabii. Karar verdiğim Euro'ya. Yok, öyle olmaz. Değil. Orada para arzı noktası da önemli değil. Evet. Ve bu ülkedeki ekonomik ilişki ağlarının da sadece paranın Avrupalaşması değil, hayatının da Avrupalaşması noktasında o yasaların yapılması büyük önem arz ediyor. Tabii. Doğrudur ama maalesef bu hükümet yapısıyla bunu yapabilmemiz hiç mümkün gözükmüyor. Çünkü daha hükümet güven oyu almadı. Divan toplantısında bile hükümet programının okunmasıyla ilgili bir sıkıntı yaşadık. Yani bazı UBP'li vekil arkadaşlar divan toplantısına katılmayacağını ifade etti ve ikinci çağrıda divan toplandı. Yani istiklar evet, istikrarsızlıkta istikrarı sağlayan bir ulusal birlik partisiyle karşı karşıyayız. Ve ciddi söylüyorum, vatandaşın içindeyiz ve insanlar artık burasına gelmiş durumda. İnsanların tek derdi var, geçim. Ve ekonomik anlamda artık sorun dinlemek istemiyor, çözüm istiyor. Bu çözümde çok net ortaya koyuyoruz. Sorunu doğru tespit etmekten gelir ve elimizdeki kaynağı
Bakın ortaya koydum az önce bilimsel temellerde elimizdeki kaynağı adil dağıtmaktan geçer. Vatandaş eldeki kaynağı adil dağıtılmadığını görürse elbette ki daha da sıkıntılar yaşayacaktır. Bunu da üzülerek ifade etmek isterim. Peki. Çok teşekkür edelim size. Bugünlük böyle. Bugünlük bu kadar olsun. Devam edeceğiz tabii ki görüşmeye, konuşmaya. Yaşananları çok teşekkürler Sayın Demirbaş. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin diyelim size. Yine ağırlamak isteyeceğiz zaman ayırsanız da seve seve dinleyeceğiz sizi. Tabii ki. Evet bu şekilde noktalıyoruz bir beraberliğimizi. Aziz haftanın ilk beraberliğinde Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sayın Devrim Barçın'la beraber olduk. Biraz siyaset, biraz ekonomiye dair değerlendirmelerini aldık. Bu şekilde manşet artıyı noktalayalım. Ve yarın için randevumuzu bir kez daha alalım, hatırlatalım. Yine aynı saatte sizlerin karşısında olacağız. Görüşünceye kadar, yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.